Bu bana son günlerde bu heykel tartışmasının üzerine tuz biber ekti. Yani müthiş bir rahatsızlık duyuyorum ben. Ülkem adıma da endişeleniyorum bu platformlara taşınsın. Şimdi bu kadar basit bir şey. Bakın, hayatla ilgili niye bu karikatür, şöyle açıklayayım. Hayatla ilgili görmüyor muyuz? O dindar değil, o samimi değil, o işte hatırlıyorum ben çocukluğumda şöyle duymuştum ya, o ev yaptırıyor şimdi borç bulmak için namaza başladı. Ya bu tür bir olayı bir başka felsefede anlatım bu karikatür, başka bir şey değil. Duvardaki yazıya gelince bence bu duvardaki yazı daha bir ironi. Yani asıl komiklik orada, fakat gene bir alay yok. Bakın, bu gerçek hayatta birisi böyle bir şey yapsa, sıkıştırsa araya, güleriz değil mi? Yani o kaligrafik oyunda filan. Böyle cemaati, öyle bir şey de olabilir. Yani o mizahçı orada kendini tatmin etmek için kaligrafik bir oyunla, o işlemelerle bir şey yapmış yani. Humor eklemiş burada ya. Bu kendi fikri dediğim, böyle bir şey olabilir yani. Bir müzikçe bezeme, ekleme, bunu bu kadar yalınlıkta ve yüzeysellikte görmek lazım. Hakikaten derin bir anlam yok. Yani ben şaşıyorum ya. Bizim bu ne kadar zekiyiz, ne kadar derinleştirdik. Neredeyse birbirimize gireceğiz ya. İnanılmaz komik bir durum çıkıyor aslında. Yani bizim bunu bu çerçevede tartışıyor olmamız yazık yani. Yazık. Şaşılaşı bir olay. Bu olayda bana şunu söylemeden geçemeyeceğim. Hakikaten bu bilimsel bir şey, artık sosyolojik bir olay, dinin olduğu yerde gerçekten tartışma bitiyor. Çünkü hakikaten sen benim inancıma dediğin anda dur dokunma dediğin anda, ki dediğim gibi bunu çok zorlayarak oraya çekiyor Mesut arkadaş, tartışma bitiyor. Ama bu bitiyor da biz burada tartışırken maalesef tartışma daha çok sade vatandaşa böyle yansımıyor. Sanıyorum daha bu inanç duygularını sömürenler kazanıyor. Ne kadar ikna edici olmamız mümkün olmuyor gibi geliyor böyle bir şeyde. Gerçekten, çünkü sanat biraz birikim isteyen, emekle yapıldığı gibi anlamada da, onu hissetmede, duyarlı olmada ona karşı orada da emek istiyor. Ercan Bey, Toplum olarak şimdi buradan hayli uzaklaştırdığımız için bu tür konuşmalar sanatı destekleyecek. Hakikaten maalesef öteki taraf kazanıyor gibi geliyor her zaman. Einstein bir sözünü anımsatarak bağlamak istiyorum. Hareket halinde cahillikten daha tehlikeli bir şey yoktur. Bundan güç alıyorlar arkadaşlar gibi geliyor bu cahilliği harekete geçirmek için. Ercan Akyol. Başka sözüm yok. Sanıyorum sözün bittiği yer inanç başladı çünkü. Çok teşekkür ederim. Rica ederim. Çok sağ olun. Ali Nesin? Şimdi gerçekten Ercan Bey'in söylediği gibi, Mesut Bey'in söylediklerinin, ya bir tartışma dedi ya, başlangıç tartışma diye başladık. Tartışamıyorum. Çünkü o kadar sübjektif, o kadar kendi açınızdan görüyorsunuz ki, bakıyorsunuz ki söylediklerinizin arkasında bir mantık, bir akıl yürütme gibi bir şey göremiyorum. Sadece son derece duyarlı bir insansınız. Sizin gibi belki birçok insan var böyle. Ama alışmanız lazım. Yani Türkiye'de sadece Müslümanlar yaşamıyor. Yahudiler de var, Ermeniler de var, Hristiyanlar da var. Birçok inançtan insanlar var. İnançsızlar var. Ve insanların da birbiriyle dalga geçme. Ve ayrıca son derece hoş bir dalga geçme orada. İşte dediği gibi Ercan'ın bir orada hakaret küfür yok. Buna alışmak zorundasınız. Alışacaksınız. Yoksa bir arada yaşayamayız maalesef. Yani bakın, başını yan yana oturuyoruz ve böylece devam edecek. Bu Bektaşi fıkraları ne kadar hoş fıkralardır onlar, ne kadar güzel fıkralardır, ne kadar sempatik fıkralardır. O karakterde son derece sempatik. Oradaki namaz kılan insanlar da son derece ak yüzlü, güzel insanlar. Orada belli bir çirkinlik yok orada hiçbir biçimde. Onu göremedim ben. Kaldı ki olabilirdi de. Yani bu Bir izin verirseniz Mesut Bey'e sözü vereyim, toparlayayım. Çünkü sizinle konuşacağımız bir konu daha var Tamam. küçük aradan sonra. Şimdi Yahudilere, Hristiyanlara ya da azınlıkların kendi inançlarına karşı bir tahammülsüzlük ortada yok. Asırlarca da olmamış.
Tahammül etmekten bahsetmiyor. Hayır, hayır, yani tahammül etmek zorundasınız diyorsunuz da berabersiniz, birlikte geçindiğiniz durumdasınız. Tabii ki onlarla en güzel geçinen de Müslümandır, biliyor musunuz? En güzel geçinme örneklerini veren de İslam'dır. Tarihte de böyle. Ama günümüzde hep Müslümanların inançlarına saldırı vardır. Haklarını gasp etmek vardır konuşabilirsek. Hep Müslümanları bir azınlık kadar görmemek şekilde haklarını yok etmek vardır. Allah aşkına yapmayın. Ve bu o mesele şunu bize beraberinde getirmesi lazım. En azından biz özgürlük adına her şeyi neyi nereye kadar yapacağız? Bir tartışmada pornoyu tartıştık. Özgürlük adına sanat özgürlüğü diye. Malum biliyorsunuz Bilgi Üniversitesi'nde. Onda başını ben çektim. Bir tartışmada heykeli tartıştık. Özgürlük nereye kadar? Bir tartışmada bu karşınıza çıkıyor. Ama siz de o tartışmada heykel haram diye başlamıştınız sözü. Öyle başlamadım. Kesinlikle öyle başlamadım. Ben dedim ki olayı dört açıdan irdeleyebiliriz. Siyasi açıdan, sosyal açıdan, dini açıdan, sanatsal açıdan. Ben hepsini izah ederken de dini açıdan da biliyorsunuz bu İslam'da yararlandı derken parladı ve o tarafa odaklandı millet. Ne alakası var? Son derece objektif, bilimsel, felsefi konuşmasını seven, olayları hep böyle kavram düzleminde ele almak çabasında olan biriyim. Anlatabiliyor muyum? Peki. Böyle olduğu için hiç olmazsa bu bir özgürlük denilen, sürekli özgürlük diyerek özgürlük katledenler, özgürlük kavramını açıklamaları lazım. Siz başta söylediniz. Bu demokratik ortamda nereye kadar özgürlük? Bu muğlaklık kurtulamadığı müddetçe işte laiklik adına... İşte bunun ama yani tehditlerle, tepkilerle, ne bileyim tehdit, şiddet kimse... tepkileri, şiddet ihtimalleriyle bu özgürlük alanının sınırlanmaya, çizilmeye çalışılıyor olması kabul edilemez bir şey. Kesinlikle. Yani, çünkü eğer bizim haklarımızı çizecek bir şey varsa o da yasalar. Ve belki de çevrenin reaksiyonu olabilir ama o reaksiyon şiddete vardığı zaman işte onun karşısında çıkıp da bu doğru değil demek zorunlu hale geliyor. Kesinlikle beraber doğru değil diye arkıyoruz. Beraber o şiddet uygulayana karşı koruyoruz. Mesut ondan ki bahsetmiyorum. Tamam. Kesinlikle bir şiddeti zaten biz de istemeyiz. Sadece saygı istiyoruz. Tamam. Bütün çok teşekkür ederim. Katıldığınız için çok sağ olun. Ali Nesin'le bir reklam arasından sonra bir konu daha konuşacağız. Bir konu da başı derse onu anlatacağım. Her şey devam ediyor. Ali Nesin stüdyomuzda kaldı ama konumuz değişti. Ali Nesin'in Şirince'de kurduğu ve varlığını sürdürdüğü bir matematik köyü var. Bu matematik köyü bir bürokratik sebep nedeniyle kapanma ihtimaliyle karşı karşıya. Ali Nesin buna karşı mücadele veriyor ama çok da ümitli görünmüyorsunuz galiba. Bize anlatır mısınız meseleyi? Yok, sadece köyle ilgili sorun değil. Yani köyle ilgili geçenlerde bir yazı aldık İl Özel İdaresi'nden. Ruhsat verilmeyeceğine dair, köye ruhsat verilmeyeceğine dair. Yani kaç yıldır var köy? 4 yıldır. 4 yıldır ruhsatsız mı devam ediyordu? Evet, biz ruhsat almak için, inşaat ruhsatı almak için çok çalıştık. Bugüne kadar 4 yıldan beri 200 bin lira gibi bir para harcadık orası için. Ne var orada? Köy. Bayağı bir köy. Yani öğrencilerin, çoluk çocuğun geldiği, 15 yaşından 25 yaşına kadar, 30 yaşına kadar insanların gelip matematik yaptıkları bir yer. Ama sorunum aslında benim orası değil şu anda. Şu anda Şirince'de 22 adet binanın, evin daha doğrusu bina demeyin, ev diyelim. Bu evler köy evleri de. 22 adet köy evinin yıkım kararı var ve bugün yarın bu evler yıkılacak. Bunun arasında Sevan Nişanyan'ın evleri olduğu gibi Nesin Vakfı'na ait evler de vardır. Ve köylülere ait evler vardır. Şirince'nin imarı durduruldu bir tarihte, 90'lı yıllarda bir tarihte durduruldu ve daha sonra 10 yıl boyunca kimsenin bir çivi çakmasına izin verilmedi Şirince'de. Yani şöyle düşünün, yıllardan beri bir evde oturuyorsunuz, anneniz, babanız, dedeniz, nineniz, herkes o evde doğmuş. Bir gün geliyorlar, diyorlar ki bu ev tarihi eserdir arkadaşım diyorlar. Sen bu eve tek bir çivi çakamazsın diyorlar. Ya ama onun bir prosedürü var, yani onun gereklerini yerine getirerek tadilat yapabiliyorsun. Hayır, bunun... Şimdi onun arkasından devlet bir yıl boyunca yeni imar koşullarına açılması lazım. 10 yıl boyunca açılmadılar. Hatta belki 15 yıl boyunca açılmadılar. Bu oraya özgü bir durum mu? Bu her yere özgü bir durum ama oraya özellikle özgü bir durum. 15 yıl boyunca oradaki insanlar çocukları evlendi, ekoda yapamadılar. Damları aktı, onaramadılar. Güneşten piştiler, bir sundurma yapamadılar. Bahçe çiftliği yapamadılar, hiçbir şey yapamadılar. Ve bütün evler, korumamız gereken eski tarihi Rum evleri yok olmak üzereydi. Yok oldu. Birçoğu zaten gitti. Yani peki niye böyle bir karar alındı ve uygulandı? Korumak için.
Korumak için. Korumak için köylünün tek bir çivi çakmasına izin verilmedi. Bu ev, o evler teker 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 yok oldu. Sevan Nişanyan'dı orasını köyü adam eden ve ilk defa olarak evleri restore eden. Ben 95 yılında Türkiye'ye geldiğim zaman Nesin Vakfı'nın ileride nasıl kendi başına ayakta durur diye düşünürken aklıma gayrimenkul gelmişti. O zamanlar gayet ucuzdu gayrimenkul. Sevan Nişanyan Nesin Vakfı'na iki adet orada ev yaptı. Daha doğrusu eski evleri restore etti ve olağanüstü evler oldu. O kadar güzel evler oldu ki Şirince'ye gelen turistlerin yarısından çoğu tipik Rum evi diye o evlerin fotoğrafını çeker. Yani orayı Şirince'yi Şirince yapan ve Selçuk'u belki Selçuk yapan Efes dışında Türkiye'ye milyonlarca dolar döviz kazandıran bir köyü İzmir İl Özel İdaresi saçma sapan bir gerekçeyle ve mantığa uymayan bir gerekçeyle yarın öbür gün yok etmek üzere. Peki ne yapmak gerekiyor? Ne istiyorsunuz siz? Yani bu sorun nasıl çözülmeli? Bu sorunu şimdi nasıl çözebiliriz bilmiyorum. İma değişikliği de ayrıca yapılmak üzere Şirince'de. İma iptal edilmek üzere. Dolayısıyla aslında yıkımların yapılmaması gerekiyor. Ben ne istiyorum? Ben yarın öbür gün ne kadar Nesin Vakfı dostu varsa onları Şirince'ye davet ediyorum. Hı-hı. Ve Şirince'de direneceğiz bu yıkıma karşı. Bu sadece Nesin Vakfı ile ilgili bir şey değil. Bu ayrıca köylerle ilgili bir şey ve ayrıca Türkiye ile ve dünya ile ilgili bir şey. Çünkü orada güzellikler sadece Şirince'ye ait değil ya da Türkiye'ye ait değil. Onlar dünyaya ait. Peki o sizin onardığınız evler yıkılma riskiyle karşı karşıya mı şu an? Tabii ki. İki gün sonra, jandarma eşliğinde yıkıcılar gelecekler. Bu evleri vinçlerle yıkacaklar. O güzelim evleri, olağanüstü evleri. Birer şaheserdir onlar. Eğer ben birazcık estetikten anlıyorsam, birazcık dünya görmüş birisiysem, dünyada eşi benzeri olmayan evlerdir onlar. Başka evler de var mı yani? Sevan Nişanyan'ın evleri de yıkılacak mı aynı şekilde? Tabii ki. Onlar da bir iki evi yıkılacak Sevan Nişanyan'ın. Ama ileride gelecekte bütün evlerin yıkılması öngörülüyor. O zaman iki gün sonra dediniz yani. Bu gerçek anlamda iki gün sonra. Kadar yıkım yapılması lazım anlaşmaya göre. İki gün sonra yıkım yapılacağına dair duyumlar aldık. Peki yani iki gün ya da 9 Mart'a kadar geçecek 3 hafta içinde... çok ilginç ve üzücü sahneler yaşanacak Şirince'de. Nasıl? Yarın akşam saat 8'de Taksim'den AKM'nin önünden otobüs kaldıracağız Şirince'ye. Gelen dostlar herkes gelsin, gelebilir. Nişanyan evlerinde, Nesin Vakfı'nın evlerinde ve bizim köyde kalabilirler. Bizim misafirimiz olurlar. Öncesin çok teşekkür ederim. Her iki konuda da gelip katıldığınız ve anlattığınız için çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Her şeyin bu akşam sonuna geldik. Yarın çarşamba akşamı Fenerbahçe Ülker'in Zalgiris'le Euroleague'de yapacağı karşılaşmanın canlı yayın nedeniyle ekranda yokuz ama perşembe akşamı yine birlikte olacağız. Hoşçakalın.